Evet. Bugün görüyorsunuz konuklarımız gençlerimiz. Bu alkışlar onlara gitsinler. Çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışında hem yurt içinde yaptığı çalışmalarla da yurt dışında da ödül aldılar. Bugün de o yüzden aramızdalar. Sevgi İzi projesiyle. Sevgi İzi ile yani o artık kayıpları yayınlayamıyoruz programın şeyinde ama 200'den fazla kişi birbirine muhteşem kavuştu ve kavuşmaya da devam ediyor. Çok kısa bir sürede özellikle izleyicilerimizin sayesinde. Hani dün bir izleyicimiz bağlandı diye zaten telefonunuz benim telefonumda kayıtlı. İşte beni buldularım telefonu kayıtlı. WhatsApp ihbar hattımız kayıtlı. Eğer kayıtlı olursa artık kimi nerede görse otobüste görüyor, hemen arıyor. Ya ben size şöyle enteresan bir şey anlatayım. Fenerbahçe Kasımpaşa maçına gitmiştim. Çıkıyor şimdi böyle. Bir baktım yanıma birisi geldi, hemen bileğini gösterdi. Müge Hanım ben de yaptırdım, ne olur ne olmaz dedi. Ben yaşlarında birisi, ben de yaptırdım. İşte Sevgi İzmir'le de beraber sevgimizi izninizle fotoğraf çektirdik. Yine geçen gün Gaziantep'li bir zurna ustasıyla beraberiz. Hemen gösterdi. Aa dedim, gel hadi fotoğraf çektirelim. Anlatık şimdi yolda kimi rastlasam Sevgi İzmir'i gösteriyor. Beraber fotoğraf çektiriyoruz. Bayılıyorum. Peki bugün bu gençlerimiz kim ve neden aramızdalar? Paul, istersen sen anlat. Paul, Enise, ismini göremediğim için söyleyemiyorum. Eylem ve Başak aramızda. Sizi kutluyoruz. Neden kutluyoruz? Senden dinleyelim. Teşekkür ediyorum Müge Hanım. Öncelikle bizi programımızda ağırladınız ve geçen dönem Sevgi İzi projesini yapmamıza, bize göstermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz kimiz? Biraz bahsetmem gerekirse biz Uluslararası Lyons kulüplerinin 18-30 yaş arası gençlik grubuyuz. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, çoğunlukta üniversite öğrencisi ya da üniversiteden mezun olmuş çeşitli meslek dallarında çalışan gençlerden oluşan bir topluluğuz. Çok çeşitli projeler yapıyoruz. Türkiye genelinde 72 tane Leo kulübü, yaklaşık 1500'e yakın da Leo'muz var. Kütüphaneler, okulların, duvarların çocukların hoşuna gidecek şekilde boyanması, özellikle cezaevinde anneleriyle beraber kalan çocukların ileride bir gün topluma kazandırılması için gerekli projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Türkiye genelinde engelli kardeşlerimiz için özel eğitim sınıfları gibi bir projemiz var. Bu projenin hazırlıkları devam ediyor. Bu projeyi çok yakında hayata geçiriyor olacağız. Sevgi İzine gelecek olursak da geçen dönem biz öncelikle Şevki hocamızla beraber velilerimizi, engelli çocukların velilerini bilgilendirdiğimiz bir çocuk istismarı ile alakalı bir seminer düzenledik ve ailelere önce bir farkındalık yaratmaya çalıştık bu konuyla ilgili. Şevki hocam da çok sayıda seminer verdi. Ben de biliyorum, sağ olsun. Sağ olun. Özellikle çocuk istismarı, yani biz tabii bunu himmet ve ırmakla toplum olarak çok infial yarattı. Evet. Çok gündemimize geldi ama bu tabii süre gelen bir şey. Bazen konuşuluyor, bazen konuşulmuyor. Ama bununla ilgili ben gençlerimizin ve tabii ki bu konunun uzmanlarının yaptığı her türlü çalışmaya çok saygıdeğer buluyorum ve çok tebrik ediyorum. Arkasından da ATV'nin gönüllü dövmecileriyle beraber 300 tane kardeşimize sevgi izni uygulayabildik. Ama şöyle söyleyeyim, yani kapı kapı dolaştılar, böyle bölge seçip kapı kapı dolaştılar. İhtiyacı olan kişileri seçtiler, onlara çok güzel organizasyonlar düzenlediler. Tek tek aileleriyle görüştüklerini ve takıldıkları yerde aman Şevki hocam, Şevki abi biz nasıl konuşalım onlarla diye bana danıştıklarını çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum. O yüzden çok güzel bir çalışma, çok ciddi bir çalışma yürüttüler. Biz Leo'lar olarak bu projeyi çok benimsedik ve gerçekten size bu projeyi hayata geçirdiniz ve bize olanak, bunu yapmamıza olanak sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ama dur, asıl alkışlanacak mevzusu şimdi gelir gençlerimize. Evet, oraya da gelelim. Biz Uluslararası Lyons kulüpleri, yaklaşık 7000 tane Leo kulübü ve 150 bine yakın Leo'dan oluşuyor. Ve Uluslararası Lyons bir heyetle beraber yılın Leo'sunu ve yılın projesini seçtiği bir heyet toplanıyor ve bu proje seçiliyor. Bütün dünyada, bütün değil dünyada, mi? Bütün dünyada, dünya çapında 7000 tane Leo kulübü, 150 bine yakın Leo'muz yani var. Yani dünyada 7000 tane Leo kulübü var, ben işin sadedine geleyim. Dünyadaki o 7000 Leo kulübü dünyada çeşitli projeler yapıyor. İşte evet. Somali'de yapıyor, Afrika'da yapıyor, onu yapıyor, kendi ülkelerinde yapıyor. Ve onlar aralarında bir projeyi seçiyorlar. Hani en iyi projeyi seçiyorlar. Evet, biz de geçen sene İstanbul Marmara Leo Kulübü'nün önderliğinde yapılmış olan Sevgi İzi projesini uluslararasına başvurusunda bulunduk. Ve bu senenin başında da yılın Leo'su ve yılın projesi ödülü İstanbul Marmara Leo Kulübü'ne. Dolayısıyla sizinle beraber hep beraber kazanmış olduk. Sevgi İzi'ne gelmiş olduk. Bu proje oldu. Yani elbette emeksizin
Ama yani dünyada bu için... Dünyada birinci oldular. Onlar çok mütevazi davranıyorlar aslında. Bu bütün uluslararası platformda değerlendirilen ve bütün dünyadaki bütün Leo'ların yaptığı projeler arasından seçilen ve birinci olan bir projedir. Tabii ki sizin önderliğiniz çok önemli ama ben buna gençlerimizin sahip çıkmasında çok kıymetli buluyorum açıkçası. O nedenle bu çok ciddi bir ödül. Önce sizi ve gençlerimizi kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz de sizin bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da size bir ödül hazırladık arkadaşlarımızla. Sağ olun. Gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Ben kutluyorum sizi. Hor Enise, Eylem ve Başak seni. Emeklerinize sağlık. Siz emek harcadınız. Ama ben de fikrimin dünya çapında birinci proje seçilmesinden dolayı açıkçası çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Bunu da şöyle koyalım. Nereye? Ne oldu daha çok güzel gözüküyor bunu da. Ben de böyle buraya koyuyorum. Sonra kaybolacak diye düşünüyorum. Böyle kim gelip alacaksa bilmiyorum yani. Sonra tekrar alıyorum odama götürüyorum kaybolmasınlar diye. Gerçekten çok mutlu oldum. Sevgi izi benim için hani ölsem de artık gam yemem dediğim bir fikir. Bunu çok samimi söylüyorum. Mütevazı da olmayacağım bu konuda. Çünkü çok pratik ve insanların başına kötü bir şey gelmeden kolaylıkla bulunabilecekleri bir sistemin oluşturulması. Çok pratik ama düşünüp başkası yapsaydı yani. Hani yapacak bir şey yok. Hani çok pratik. Herkes birbirini bulabiliyor. Özellikle her zaman söylüyorum. Sevgili Kevriye'nin... Ya Müge Hanım iyi de yani hani hayvanları pati buldularla buluyoruz. Ay orada da nasıl bulunuyor biliyor musunuz? Tıkır 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 yani. Yani ben bunları çok anlatamıyorum programda ama yani başına gelen bile çok hoşuma gidiyor. Pati buldularla tıkır tıkır hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız sahiplerine ulaşıyorlar. Ya yani tavşanını bile arayan var. Ya geçen gündür bir şey daha vardı ya aranan çok güldüm. At da var, bir tane atımız var. Bir tane yine yani arıyor ama hayvan yani insanın atı yani. Ondan sonra yani keçisini arayan var gerçekten. Evet. Hani onlar buluşuyorlar. Yani biri buldulardı da yine kendisini ifade edemeyen, yani kaçıp göçme niyetinde olmayan aslında. Fakat yolunu kaybeden insanlarımız var. Açıkçası yani valla bizim de ne olacağımızın hiç garantisi yok. Yani şu an şimdi buradayız. Hani biliyoruz burada olduğumuzu, evimizin yolunu şu an hatırlıyoruz da bir saat sonramızın garantisi yok. Tabii. O yüzden beni bulduları da çok severek... yani bu kadar da büyüyeceğini açıkçası düşünmeden başladım ama o kadar yurt çapında o kadar güzel çalışmalar yürütülüyor ki. Mesela belediye başkanlarımızın işte hani bu yıl neler yapacağız projelerinde bakıyorum geliyor haberleri mesela Sevgi İzin'den bahsediyor belediye başkanlarının Şevkat Yolu'nun projesi olarak.